Yayın başlıyor. Aynen. Yayındayız. Hey, hacılar selamlar bu akşam da bir pazartesi akşamı da sizlerle beraberiz. Ben KOF Animasyon'un kurucusu ve kaptanı Gökhan. Yanımda da profesyonel, üstad, illüstratör, sanatçı Cihan Gelerli var. Bu akşam konuğum olacak. Hoş geldin Cihan. Hop, pardon. Ben sıçtım. Pardon. Tamam abi, problem yok ya. Tamam. Bu akşam Cihan'la beraberiz. Cahilliğime bak. Cihan'ın işlerini inceleyeceğiz. Bir pro portfolyoda neler gözümüze takılıyor, neleri beğeniyoruz. Ben Cihan'ın işlerini özellikle seviyorum. Bazı işleri aradan cımbızla çekip soracağım. Bunlar nedir diye. Öncesinde birkaç lafımız bunun var. Bunun dışında da evet. Ana sınıfından beri arkadaşız aslında senle, değil mi? Evet abi. bu detayı da paylaşalım. Öncesinde bir iki lafımız var, onları edelim. Biz kimiz, neler yapıyoruz? KOF Animasyon 8 yılı aşkın zamandır Türkiye'de kalitesi yüksek, paylaşım değeri yüksek, viral değeri yüksek 2D animasyon konusunda işler üretiyor. Genelde de nasıl diyeyim, normal kalitenin üstünde işler yapmaya gayret ediyoruz. Bir de bir olayımız var ki rakipsiz olduğumuzu düşündüğümüz, sadece kendini iş yapan tek stüdyo biziz Türkiye'de. Varsa başkaları da gelsin diyoruz, kendilerine iş yapanlar. Ve bu portfolyo review'da bu akşam da yine yargı dağıtacağız, ilaçlarımızı vereceğiz. Bunu niye yapıyoruz? Bunda iki tane sebebimiz var. Birincisi aslında genel olarak çizerlerin kafa karışıklıklarına biraz cevap verebilmek, onlara yer yön olabilmek. Genel olarak kaliteyi biraz yukarı çekmek, takıldığınız yerleri kolay aşmanızı sağlamak, adımları bir an evvel atabilmeniz için sizlere küçük ipuçları vermek. Bir diğer dileğimiz de sizlere işler verebilmek, freelance işler verebilmek. Şu ana kadar bir arkadaşımız daha bir projeye tamamladık. Şu anda içeride prodüksiyonda iki arkadaşımız daha var portfolyo review'lardan incelediğimiz. Onlarla da çalışıyoruz. Yakında Kasım gibi o projede bitmiş olacak. O zaman onun da detaylarını iyice paylaşıyor oluruz diyorum. Cihan hoş geldin, acım nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. İşte zor zamanlar biliyorsun, herkes için biraz sıkıcı zamanlar. Ama genel olarak iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Abi sağ ol, ben de iyiyim. Hafta sonundan pazartesiye bir bağlama oldu. Bir pazartesi bombalamasyonu yaşadın mı abi? Ya son herhalde bir 6-7 aydır haftanın günleri hiçbir önemini kaybetti benim için tamamen. Aha. Önceden mesela biraz daha sosyal hayat varken hafta sonu hafta içi ayrımı vardı ama evet. Şu anda öyle bir ayrım da kalmadığı için her gün aynı. O yüzden öyle bir şey pazartesiymiş ya da değilmiş. Her gün şey iş günü benim için aşağı yukarı. Abi anladım. Anladım. Peki Cihan'la sohbetimizi derinleştirmeden önce aslında işlerine uzanmak istiyorum Cihan'ın ve işler ekrandayken üzerine konuşalım istiyorum. Hacım ne dersin? Şok. Hop. Olur, tamam. Geldim Cihan'ın sayfasına. Arkadaşlar Cihan'ı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Instagram üzerinden Cihan'ı takip edebilirsiniz. Hop. Evet, şöyle. Bas takipçim var. O yüzden iş gelmiyor. Cihan'ı da takip etmenizi isterim. Instagram böyle üzerinden. Bir şey varmış biliyorsun değil nasıl mi? Nasıl abi? Şey, illüstratörlere iş verirken takipçi sayısına da bakılıyormuş artık. Abi evet. Bunu bana ilk başta yabancı bir illüstratör söyledi. Hı-hı. Çok da takipçisi olan, hatta mavi tiki olan bir illüstratör söyledi. Onunla video call yapmıştık. Sonradan Türkiye'de de böyle bir şey olduğunu duydum. Abi evet. Bu konu. O yüzden beni takip edin. Evet. Bu konu herkesin gündeminde, herkes takip edilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Abi işlerden şöyle hafif hafif kayarken bir yandan da çalıştığın alanla ilgili konuşalım. Hangi sektördesin abi sen? Kaç yıldır bu işlerin içerisindesin? Ne yapıyorsun bizim bu çizim işlerinin içinde?
Şöyle, şimdi portfolyoma bakınca biraz yanlış yansıtıyor. Beni profesyonel anlamda yanlış yansıtıyor. Çünkü maalesef ki portfolyomda ticari iş yok. Daha doğrusu Instagram'ımda ticari iş yok. Ben oyun sektöründeyim. Bu gördüğünüz iki oyunda çalışıyorum. Solitaire Gardens ve işte bir de Queen's Aquarium isimli iki oyunda çalışıyorum. Daha önceden bir süredir freelance'im, 10 yıldır freelance'im. Ondan önce de yine oyun sektöründe belki hala oynayan vardır, belki de hatırlayan vardır. Sanalika isimli sanal dünyayı yapan firmada çalıştım 1,5 yıl. Sonrasında oradan çıktıktan sonra freelance olarak oyun sektöründe devam ettim. Bizim oyun sektöründe genelde yaptığımız işleri portfolyoya koydurmuyorlar. Çalışanlar da belki biliyordur. İşte hem çalınmasın diye sen koyduğunda oradan direkt croplayıp alıp kullanacak bir sürü şey var. İşte başka insanlar var falan. Merdiven altı Hem oyunlar. de evet, hem de bir de genellikle work for hire, bilmiyorum bir şey ifade ediyor mu? Yani bütün haklarını devrederek çalışıyoruz. Yaptığımız işleri bütün haklarını devrederek çalışıyoruz. Bu da işverene kalıyor tabii, senin portfolyona koyup koymamana izin vermek. Benim işverenlerim şu ana kadar izin vermediler. O yüzden portfolyoma pek bir şey koyamıyorum. Instagram'ımda ve Behance'ımda daha çok kişisel projelerim var o yüzden. Anladım. Peki abi, ticari taraftan biraz daha bahsedelim. Süreçler nasıl ilerliyor? Bir brief, yazılı bir metin geliyor, eskizliyorsun gibi mi? Nasıl o süreçlerde? Evet, ben mesela bugüne kadar bu anlamda kendimi şanslı hissediyorum. Birçok oyunu başından başladım yapmaya. Yani daha çizili hiçbir şey yokken, sadece bir gaz ve toz bulutuyken yapmaya başladım. Bu oyunlar da öyle. İlk başta tabii ki mesela benim çalıştığım oyunlar sektörde pay to win deniyor. Bölümü geçmek için para harcamak zorunda Bırakıyor seni. Evet. olduğu oyunlar, oyuncuların. Ve bunların çok ciddi bir tasarım aşaması oluyor. Mesela bizim ekipte çok işte böyle monetization expert, bunların Türkçesini bilmiyorum yabancılarla çalıştığım için. İşte Paralandırma game designer, level designer, bir sürü insan çalışıyor böyle yani. uzmanı. Ve bunları çok detaylı şekilde planlıyorlar başından. Evet. Bu oyun bu şekilde para kazanacak. İşte revenue'su şuradan gelecek, böyle olacak, bilmem ne. Ondan sonra işte bize brief veriyorlar. Ben genelde bunun en başından, bu şu anda gösterdiğin oyun çok eski kaldı artık. Biz bunu 5 yıl önce tasarladık. Şu anda bunun ikincisini yaptık. Publish etmeyi bekliyoruz. Solitaire Gardens 2. O da yakında çıkacak işte. Queen's Aquarium'u da 4 yıl önce yaptık falan. En başından işte bilmem işte kaç level'la çıkacaksa o kadar level'lık game art asetlerini üretiyoruz, arayüzlerini üretiyoruz, background'ları üretiyoruz, animasyon varsa animasyonları üretiyoruz. Tabii bunu bir başıma ben yapmıyorum da işte eskizlerini çiziyorum. Kendi yaptığım kısımlarını ben yapıyorum işte. Diğerlerini başka arkadaşlarla paylaşıyoruz. O şekilde yapıyoruz yani. Bu arada oyun dünyası ile ilgili, oyunlarda bir game artist olmakla ilgili soruların hepsini Cihan'a bu akşam yöneltebiliriz. Oyun dünyası ile ilgilenenlere bir kapı açalım buradan. Yayına gelen arkadaşlara da selamlar edelim. Mustafa Özkan hoş geldin hacım. Mami hoş geldin. Esra Ölmez hoş geldin. Bora Özütürk seni görmeye gelmiş bence Cihan. Evet, seni görmek çok güzel Bora. Teşekkürler geldiğin için. Evet, bence de beni görmeye gelmiş. Diğer arkadaşlara da selamlar.
Peki abi, ticari alanla ilgili soruları bekliyoruz arkadaşlardan. Ben biraz senin Evet, Instagram'daki varsa portfolyoya, elimden geldiği kadar. Instagram'daki portfolyoya geri dönüyorum abi. Instagram'daki portfolyomla ilgili ticari alanla bağlantısı olduğunu düşündüğüm bir şey söylemek istiyorum. Evet. Yani tabii ki böyle numara yaptığım küçük işte nefes alma babındaki saçmalamalar dışında yaptığım şeyleri genelde kendimi biraz daha geliştirmek, başka alanlara açılabilmek ve işte oyun anlamında da, oyun sektörü anlamında da biraz daha işte nasıl diyeyim, genişleyebilmek, daha fazla şey çıkartabiliyor olmak için falan yapıyorum. Kuru boyaları falan da öyle sebeplerle yapmaya başlamıştım. İşte şu anda 3D öğreniyorum. 3D bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya da normalde ben aslında vektör artistim. Ama burada gördüğünüz, mesela şu anda ekrana gösterdiğin şeyler işte Photoshop eskizleri falan, ya da Photoshop illüstrasyonları. İşte Photoshop kullanma anlamında da işte fırça olsun ya da işte daha böyle freehand çizmek olsun falan, kendimi geliştirmek anlamında. Mesela daha aşağıya inersen Cof Animation'da sizde takılırken yaptığımız challenge'lardan birkaç tane, şu timsah mutfak robotu Evet. falan filan. O zamanlar o güzel bir şeydi bence bu arada. Yani gerçekten çok aşırı geliştirdi beni. Şu karga olsun bilmem ne. Şey yapardık Cof Animation'da, yarım saatlik ya da bir saatlik challenge'lar yapardık falan böyle. Genelde ben de öyle yaklaştım daha sonrasında da şeylere, işte kendim için yapacağım işlere. Hem iyi bir iş yapmak istedim kendim için, portfolyoma koyabileceğim, hem de beni yaptığım iş geliştirsin istedim. Daha önceden yapmamış olduğum bir şeyler yapmış olmak istedim yani. Ben abi aşağıdan yukarıya incelediğim zaman hoşuma giden bir şey var. Onu paylaşmak istiyorum. Bir pro portfolyoda mesela şey sorusu çok geliyor. Kendimizi nasıl aşacağız? Kendimizi nasıl değiştireceğiz? Hep aynı şeyin içinde dönüp duruyorum ben. Portfolyosu iyi bir yerde, profesyonel bir yerde dursa dahi böyle bir devinim döngü içerisinde kalan insanlar var. Abi sen her seferinde kendini yeniden keşfetmeyi becermişsin. Bunu görüyorum portfolyoda. Biraz ona değinmek istiyorum. Çok Ve teşekkürler. seri olmaları çok önemli. Mesela zombiler var elimizde ve bir seriler, oturana başka versiyonlar, yürüyene başka versiyonlar vesaire, hani bunları görebilmek ve iyi duruyorlar abi. Bir oyun içerisinde yer alabilecek hazır aset Aynen, bunlar vaziyetindeler. biraz game art'tı yanlış hatırlamıyorsam. O projeyi yapalı bayağı zaman oldu ama evet, game art'tı herhalde, öyle bir şeydi. Animasyonlarını falan da yapmıştım çünkü hatırlıyorum. Devam ediyorum abi. Bunları yüklediğimde Instagram'a yapalı üstünden yine zaman geçmişti, bir süre zaman geçmişti de o yüzden çok artık hafızamda kalmamış yani. Mesela o Bunları evet. sizle beraber yapmıştık. Bunlar web ile ilgili illüstrasyonlar, şey search engine optimization, ne arama motoru optimizasyonu ile ilgili illüstrasyonlar. Her birinin brief'i vardı yani falan bunların. Burada mesela kalemini bükebildiğini, o flat dünyalarda limitli renk paletlerinde dolaşabildiğini görüyoruz abi. Peşi sıra mesela bu lacivert kırmızılı bir seri var. İki renk, yani ultra limitli palet, iki renk ve bunların dengelerini aradığın yerlerde iyi çözümler var abi. Hani üçüncü bir era, Burada evet. geçen hafta siz bahsediyordunuz Alper'le. Lars von Trier'in 5 engel muhabbeti Doğru. gibi, artık ben de kendime biraz engeller koymaya başladım. İşte Aha. şunun dışına çıkmayacağım, bilmem işte sadece şöyle takılacağım falan filan gibi. Bu işleri öyle yapmıştım mesela. Çok aşırı sınırlı kalmaya çalışarak falan öyle yapmıştım yani. Abi sonra Bunları tamamen kendim için yapmıştım. evet sonra Onları çok da. iyi bir karakter tasarımı dünyası geliyor. Şu adama mesela bayılıyorum ben. Şu herif çok iyi, robot olan eleman. Eyvallah. Orada bence de o iyi mesela. Bir de onun solundaki iyi ama diğerleri biraz patates.
Şu onun yanındaki kızları seviyorum ben aslında. Ben şöyle bir genel karakter tasarımı da açtım. Şu kızlar mı abi? Aşağıdaki kızlar mı? Yok. Onun solunda kalıyor robotum. Dört tane kız yan yana olan o kızları seviyorum daha çok. Yani bunlar biraz daha rafine edilmiş halleri, o ilk çizdiğim kızların. Abi bu Bu konuda biraz eleştiri almıştım bir müşterimden. Böyle hem çok az kız karakter çizdiğim hem de çok böyle seksist bir biçimde çizdiğim için o benim içime çok oturmuştu falan böyle. Sonradan daha şey yapmaya çalıştım, çeşitlendirmeye çalıştım hem beden tiplerini hem böyle işte bakış açımı falan kadın karakterleri çeşitlendirmeye çalıştım. Abi burada mesela aradığın renk dünyasını ben çok beğeniyorum. Portfolyoda giderken böyle el frenini çekip vitesi böyle bir şeyle değiştiriyorsun yani ya tarzı. O müthiş hoşuma gidiyor. Bu renk arayışları çok Ya güzel. aslında son zamanlarda post olarak çok iş paylaşmıyorum ama storylerden bu yine yaptığım bu köklü değişiklikleri diyeyim öne çıkanlar kısmında paylaşıyorum. Mesela işte yine tarz arayışlarımda bambaşka tarzlara gittiğim işte birkaç tane böyle öne çıkanlarda değişik değişik şey de var yani. Bunlar gibi aynı şekilde birden el frenini çekip tamamen başka bir yöne git falan böyle. Bu kuru boyalardaki mesela çala kalem yaklaşımını da seviyorum ben. Sonradan daha fotorealistik yerlere uzandım. Ama mesela buradaki bu çala kalemin de kendi has durumu, o boyanın doğasındaki o has durumları falan da bir arada kurduğum bir era var abi. Orayı da Evet onu beğeniyorum ben. bir şekilde kaybettim ama maalesef. Ya yani o orada kaldı ve sonrasında kuru boyayı yani bunları falan kaybettim işte. Böyle bambaşka bir yerlere gitti ve engel olamıyorum kendime. Tekrar bunlara geri dönemiyorum maalesef şu anda. İyi Ben de de. çok istiyorum aslında. Tamam abi boş ver. Olmuyorsa da olmuyordur. Sonra daha realistikler var. Karakter Evet. tasarımında yine arayışlar var arada. Mesela abi şeyi de beğeniyorum ben. Böyle kalemindeki yine kendine kurallar koymak gibi işte çizgileri düz, yuvarlakları açılarını tutturarak çizeceğim ve ne çıkacak diye çıktığım bir yol var mesela. Bu arayışlar çok kıymetli abi. Şimdi bunların 3D'sini Ha, denemeyi aynen. düşünüyorum işte. Tam bunların yani. Aynen. Zaten biraz 3D gibiler falan böyle. Yalandan bir 3D halleri Evet. var. Bak işte tam bunları da kaybettim. Tam o üzerinde durduğun. Bunları da ben kendi adıma biraz duygusal bağ kurduğum işler. Bunları da tekrardan çizemiyorum böyle yani mesela. Deniyorum olmuyor falan böyle. Ama tabii yani çok zorlasam olur da. Buradaki o daha böyle işte gelişine çizilmiş böyle bir hani o sırada bir sihirli bir şeyler oluyor ya böyle bir flow'un içindesin falan böyle işte o flow'ları tekrar yapamıyor yakalayamıyorum. Evet. Yoksa bir şeyleri taklit edebilirim. Kendimi de taklit edebilirim yani. Evet, aurası kaçıyor bazen değil mi? O anın aurası Evet, kaçıyor. aynen öyle. O sırada öyle bir şeyler oluyor ve oradan işte yakalayabildiğimi yakalıyorum. Sonrasında artık mesela bazıları işte daha oturmuş bir şeye dönüşüyor. Bazıları da öylece kalıyor. O anlamda Instagram'a ben de mesela yani bilmiyorum narsistçe gelmesin de bence biraz aslında bütün kreatin de kullanıyorum Instagram'ı. Eskiden ne yapıyordum, şimdi ne yapıyorum falan filan diye kendimi birazcık sorgulamak için falan da kullanıyorum yani. Abi o ilk gördüğümüz karakter tasarımlarından sonrasında gelinen noktalar yine bence çok güzel, enteresan. Kafaların küçülüp gövdelerin büyüdüğü var zaten böyle bir tarz ama bu tarzı senin Evet. kaşık çalışın daha farklı. O bir önceki gördüğümüz siyahlı robot dedik ona ya neyse o robotun devamı olanlar buralar gibi hissettim. Yine şurada o Eyvallah. çağdaş modern tarzlarda küçük kafa büyük gövde onların arayışları da var mesela.
Ya bence trendleri takip etmek de önemli. Bunu az çok işte kendi şeyine, tarzına yediren insanların biraz daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Takip ettiğim çok illüstratör var. Tavsiyelerini de takip etmeye çalışıyorum, denemeye çalışıyorum. Onlardan birazcık işte ilham alıyorum ya da kopya çekiyorum diyebilirim yani. Ben abi şu seriyi çok beğeniyorum. Benim en favori serim bu. Bunlar en favorim de şu sol alttaki karakter. Bununla ilgili çok konuştuk seninle. Geceler boyu konuştuk. Ya o ilk yaptığında yine öyle işte sihirli bir şey oldu. Sonradan sadece onu devam ettirmeye çalıştım yani. Öyle söyleyeyim. O ilk yaptığım benim için de biraz özel. Abi evet o işleri çok beğeniyorum. Bir de şuraya getireceğim. Bu işlerin peşi sıra aslında bu iyi boyanmış, tekniği farklı kullanılmış işler bir yerde daha böyle sembolik vektörel işlere doğru evrildiler abi. Bir male gaze burada bir sticker serisi de çıkarmıştın sen. Asıl biraz daha aşağı inmek ve şeyi göstermek istiyorum. Bunların ilk çıktığı yer şurası değil mi Cihan? Buradan mı çıktı bu işler? Evet, aynen orası. Aynen orası. Bir şeyleri yani orada işte nasıl diyeyim ilk adımlarını atmıştım. Sonradan bunlar hakkında uzun süre düşündüm ama geri dönme fırsatım olmamıştı pek. İşte tekrardan geriye döndüğümde de nasıl diyeyim artık ben de biraz değişmiştim. Bu şekilde devam etmek istemedim. Biraz değiştirdim işte. Yeni öğrendiklerimi de işte katmaya çalıştım işin içine. Ne bileyim. Buradaki mesela biraz fazla karışık geliyor bakınca bana. Ben Biraz daha basit falan çalıştım. yolu seviyorum abi. Şöyle burada mesela bir daha grafik bir yerden yola çıkmışsın, daha çizgisel bir yerden peşi sıra o işler kendini kuru boyayla bulacağım o resimleri gelecek şimdi. Kendini kuru boyayla bir araya getirip başka bir form buluyor. Buradan tekrar basitleşmeye, tekrar sadeleşmeye inip daha böyle bir sticker formlarını dönüştürüyorsun bu işleri. Oradan da son öğrendiğin 3D ile birleştirip burada bize bir clay hissi veren bir animasyona kadar ilerlemiş abi süreç. Bu süreci gözlemlemek mesela müthiş bir şey. Ben yeni başlayan, bu işlerle ilgilenen tarzımı nasıl geliştiririm, hep aynı yerde tıkandım diyen insanlara senin 3-4 rotanı bir anda söylüyorum. Bir rota bu mesela. O başladığı grafik dünyadan geldiği yeri görüyoruz. Karakterlerin çıktığı, geldiği yeri görüyoruz. Aradaki deneylerini görüyoruz. Bu rotaları görebilmek abi portfolyoda ben çok kıymetli buluyorum. Eline sağlık diyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Ben şey diye düşünerek biraz yapıyorum bunları. Mesela bu konuda senle çok aynı fikirde değiliz. Ben özelleşmek yerine daha generalist olmanın daha ticari anlamda da başka şekilde de nasıl diyeyim işte ticari olmayan işte yani sonuçta bunu herkes İşte belirli amaçlar için yapıyor ya bu işte kreatif kişiler o anlamda da daha karlı olduğunu düşündüğüm için böyle işte başka şeyler deniyorum işte yayılmaya çalışıyorum haydi bir de 3D öğreneyim falan öyle işte deneyeyim ya da işte kuru boya deneyeyim falan filan öyle şeyleri o yüzden yani yöneliyorum ve genel olarak aslında tavsiye de ederim. Bu konuda mesela okuyorum da bayağı bir. İşte Medium bilmem ne falan filan bu tarz yerlerden. Şey özelleşen işleri yapay zekanın alma ihtimalleri falan üzerine konuşulmaya başlanmış şeyler bunlar aslında. Ve işte daha generalist olanların daha uzun süre ayakta kalabileceğini falan düşünüyorlar insanlar yani şey bu konuda fikir ve teori üretenler diyeyim Anladım. işte o yüzden biraz
daha generalist bir şekilde takılmaya çalışıyorum yani. Mesela ben kendi şey işlerimde, ticari işlerimde background falan da çiziyorum. Bildiğin manzara illüstrasyonları falan da yapıyorum. Ya da işte iç mekanlar ya da bambaşka backgroundlar ne gerekirse onları da yapıyorum yani. Hacım anladım. Bu generalist specialist konusunda galiba önümüzdeki yıllarda biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Specialist'le ilgili benim gözlemim şurada. Bir işi abi market satıyor durumda. Çok artist var, tamam mı? Biz bile Evet. yaşıyoruz bunu. Yani Türkiye'nin satüre marketinde bile yaşıyoruz bunu. Aynı işleri yapan, birbirine benzer işler yapan ya da aşağı yukarı benim aradığım görselliği üretebilecek çok adam var. Bu durumda içlerinden bana en özelleşmiş, benim işime en özelleşmişini. Mesela iyi illüstratör var ama birisi çocuk kitabında, hatta işte okul öncesi çocuk kitabında özelleşmiş. Ben de işimi okul öncesi kitabımsa benim onunla çözmeyi tercih ediyorum mesela. Özelleşmekten kastım biraz burada. Markette çok satüre durumda. Her illüstratör var. Bu satürasyondan sıyrılmanın yolu abi specialized olmak, daha özellikli olmak. Ancak AI ile ilgili söylediğin konu düşündürücü. AI bu özelleşmişlikleri ellerden alırsa, o zaman daha böyle yaratıcılığın, hani generalistin generalisti gibi bir yaratıcılığa gideceğiz belki de. Artık kalem sallayan adam değil de hem kalem sallayıp hem işte film yapan adamların AI'ları yönettiği falan bir dünyaya. İşte fikir üreten Evet. falan, ne bileyim, kopya falan, o tarz. Ya şeyi bir görüyorsundur ya da takip ediyorsundur bile belki. Two Minute Papers diye Evet, bir evet, YouTube kanalı evet. var ya. Ya orada mesela çok ekstrem, özellikle son 1-2 yıldır aslında çok, yani bir anda birkaç basamak atladı bu AI böyle işte. Hem bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle hem de işte artık belli bir birikim olduktan sonra çok daha hızlı ilerlemeye Evet, başlıyor ya, evet. eski işte şeyi de getirip falan, bilgi birikimini de getirip falan böyle. Şu anda mesela en azından benim o oralardan işte takip ettiğim kadarıyla specialistlerin işi gün geçtikçe zorlaşıyor gibi düşünüyorum. Çünkü şu anda bile aslında mesela işte kavramsal konularda çocuk zekasına bile erişemeyen yapay zeka bu tarz işte özelleşmiş işlerde çok kısa bir eğitimle, senin evindeki bilgisayarında bile yapabileceğin çok kısa bir eğitimle, belki işte ne bileyim 1 günlük, 2 günlük bir eğitimle çok iyi örneklerini falan üretebilmeye başlıyor. Yani insandan daha iyisini yapabilmeye başlıyor şu anda bile. O yüzden öyle birazcık da düşünüyorum Abi yani evet. şey. Yakın zamanda zorlanabiliriz falan gibi. Cidden yakın zamanda. 3-5 yıl falan gibi düşünüyorum yani. O da iyimser. Öyle söyleyeyim. Bakalım, AI konusunda ben de düşünceliyim abi. Yok, işimizi elimizden alamaz, biz yaratıcıyız diyenlere çok inanamıyorum. Ben de düşünceliyim. Yapay zeka her türlü bu işleri elimizden alabilir. Fakat bize biraz daha geç gelir. Daha doğrusu hayatımıza inmesi biraz daha geç olur. Bunu ilk kullananlar Hollywood falan olmaya başlar. Hala senin müşterin hala senle çalışması gerektiğini, yani nasıl diyeyim? Yapay zekanın demokratize olmasına kadar çalışacak insan buluruz. Tabii ki, tabii ki. Belki evet. Yani dediğim gibi 3-5 yıl sonra bu şeye erişse bile, hani dediğin gibi piyasaya hakim olması falan, böyle işte bunu işte app'ini yapıp sen oradan sadece istediğin kelimeleri yazıyorsun, o sana oyunun için ya da animasyonunu hemen yapıp veriyor falan gibi bir hale gelmesi biraz tabii uzun Biraz daha sürer de zaman yani. alacak. Ama bu olacak abi. Ben de zannetmiyorum ki yani 60 yaşımda animasyon stüdyosunda hala insanlar böyle beraber çalışıyoruz falan. Başka bir şey olacak açıkçası. Pekala, Ya tamam. evet, bir de Skynet mesela olduk iyice. Söyle. market olabileceği şeyi görülünce çok hızlı bir şekilde marketleştiriliyor. Yani potansiyeli görüldüğü anda çok hızlı bir şekilde marketleştiriliyor yani.
Hemen çok büyük paralar yatırılıyor bu işlere. Hemen işte böyle 3-5 tane şirket mantar gibi çıkıyor falan böyle işte ve hızlı gelişiyor sonrası yani. O yüzden birazcık işte şey bakar hani böyle Evet. ne bileyim kısa bir zamana bakar gibi geliyor yani. Abi oyunla ilgili bir soru Neyse. var. Çok da şey derinlere Tamam, girmeyelim. oyunla ilgili soru var. Esra Ölmez sormuş. Oyunda 2D artist için portfolyomda daha çok ne tür işlere ağırlık vermeliyim? Karakter, anatomi, 2D animasyon, painting, manzara. Ne bilgiler daha çok görülmek istenir? Bence çok güzel bir soru. Birkaç ana şey var oyunda. İşte background painter var, karakter tasarımcısı var, animatör var. Bir de işte mesela benim aslında en çok yaptığım şey olan profesyonel hayatım boyunca izometrik falan gibi nişler var böyle işte. Yani onlardan bir tanesini seçip kendine yakın bulduğunu bir ya da iki tanesini diyeyim o zaman. Onlara yönelirse daha rahatlıkla iş bulabilir. İşte ve nasıl diyeyim daha o işte alanında ilerleyebilir. Yani işte junior'dan mid level'a işte mid level'dan şeye geçmesi daha kolay olur gerçekten de yani. İşte senior'a geçmesi falan daha kolay olur. Sanırım şu anda 2D art olarak rağbet gören şeyler background painter hala da ve herhalde hiçbir zaman bitmeyecek bir şey bu. Onun dışında da herhalde 2D animator yani çünkü bazı animasyonlar işte şey de yapılıyor. Rigleyerek yapılıyor 2D'de de ama bazıları mecburen frame by frame yapılıyor. İkisine de hakim olmalarını öneririm yani. Eğer oyun sektöründe çalışmak istiyorlarsa karakter alanında özellikle. Bir de ben şey ekleyeyim bu soruya. Oyun alanında derken mesela mobile çalışacaksan daha başka şeyler öğrenmelisin ama yani AAA Blizzard ta böyle alttan girip konsept artist biz neyse mobil Evet. odaklı gidelim. Mobil odaklı gideceksek bir parça kendini hızlı okutan mobil dünyanın estetiklerine yakın hali hazırdaki akan trendlerin içerisinde olmasına da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle zaten ne oyunlar çıkıyor, hangi oyunlar popüler olmuş, işte hangi tarzlar daha çok rağbet görüyor, onları kesinlikle takip etsinler. Sanırım yani AAA çok fazla 2D art ihtiyacı yani konseptten öteye olmuyor. Yani artık 2D AAA oyun pek yapılmıyor. Böyle bir yerlerde çalışmak istiyorlarsa yani mecburen 3D'ye yönelmeleri gerek. 2D'de ya da çok iyi konseptçi işte WizDev olur yani WizDev'in Türkçesine görsellik Geliştirme. geliştirme Evet. mi? Yani işte WizDev olabilir, ışık falan onlara çalışmaları gerek işte. Karakter tasarımı olabilir. Yani çünkü gerçi artık mesela bence eskiden birazcık daha kesin ayrımlar vardı. İşte 3D'ciler çizim yapamıyordu falan böyle eline kalem almamış falan gibi insanlar oluyordu ama artık onlar falan geçti. Hem çok iyi çizim yapıp işte hem de çok iyi 3D yapan bir sürü artist var yani. O yüzden artık tek başına 2D ile öyle AAA hedefi olan insanların tutunması zor geliyor bana yani. Bir yerlere varabilmeleri falan zor geliyor. Abi çok temelden bir soru geldi. Usame Bakar demiş ki oyun sektörüne nasıl girebiliriz? Dağın. Nasıl girebiliriz? Yani sıfırdan gireceğin zaman tabii ki oyunla ilgili hiçbir şey yapmamışsan eğer iyi bir portfolyo olması gerek. Oyun sektöründen o gözle bakan birinin biz bu adamı kullanabiliriz. İşte bu adamda bizim işimize yarayacak bir şeyler var diyeceği bir şeyler bir portfolyon olması gerekiyor.
Bunun için de yani işte güncel illüstrasyon trendleri bu tarafa doğru yönelik değil şu sırada. O yüzden bunun dışında kalan işte daha gerçekçi işler yapmış olabilirsin ya da işte background, atmosfer, işte ışık, ne bileyim bu anlamlarda gerçekten kaliteyi barındıran işler yapmış olabilirsin. Yani mesela daha önceden ben işte bahsettiğim oyun stüdyosunda çalışırken ben de portfolyo bakıyordum. Ve işte daha önceden oyun sektöründe çalışmamış kişiler de başvuruyordu ve bazen de işe de alıyorduk. Bunlara bakıyorduk yani. Nasıl işimize yaratabilir miyiz bu kişiyi? İşte en basitinden modelden deseni iyi mi? Ya da işte ne bileyim illüstrasyon yaparken dijital olsun ya da olmasın ya da işte resim yaparken bilmem bir dokuyu, ışığı, gölgeyi, hacmi bunları yakalayabiliyor mu falan. Onlara bakardım yani ben olsam. Böyle bir portfolyo hazırlıyor olsam. Biz o sırada aynı apartmanda mı diyeyim, evde mi diyeyim, altlı üstlü oturuyorduk ve ben oyun sektöründe çalışmıyordum. Bu oyun sektörüne ilk işe girdiğim zaman evde böyle kendim illüstrasyon yapıyordum falan böyle. İlk portfolyomu hazırlamaya çalışıyordum. Belki hatırlarsın. Böyle işte mesela yine işte böyle malzemeyi verebildiğimi bilmem ne falan gösteren bir şeyler yapmaya çalışmıştım. İlk işimi öyle bulmuştum açıkçası. Öyle yaptığım illüstrasyonlarla işte ne bileyim demirse demir gibi görünecek yani. İşte oyun içinde bunlar çok önemli. Tahta ise tahta gibi görünecek. Ne bileyim işte bunlara falan dikkat edebilirler. Uzun bir cevap oldu Yok, ama güzel. çok uzun. Güzel güzel. Bu arada Cihan'la beraber portfolyo bakacağız. Portfolyolarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Portfolyo göndermeler gelsin. Hele de oyun artist, game artistler varsa birebir işin içinden bir arkadaştan, bir sanatçıdan yorumlar alın. Bir de abi senin Gallery World isimli Chopier dükkanından bahsedelim. Senin de işlerine buradan Ha, oradan ulaşabilirler. bahsetmeyelim Bahsetmeyelim. Tamam, ya. geçtim. Bahsetmeyelim. Onlar yani birazcık öylesine duruyor. Zaten onlardan hep ikişer üçer tane kalmıştı. Bir tek serigrafiden bir 10 tane falan var herhalde. Onlar öylesine duruyor yani. Onları biraz elden geçirmem lazım da hep ertelediğim Anladım. şeyler işte. Anladım. Web sitemi falan filan işte yapmam lazım. Ne bileyim işte dükkanı düzeltmem lazım. Yeni ürün çıkartmam lazım falan filan bir şeyler de. Anladım. Onları hiç bahsetmiyorum. Tamam. Böyle bir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Geçtim abi o zaman. Önceden konuşmamıştım. Geçtim abi o zaman. Portfolyolarınızı gönderin arkadaşlar. Esra, biz seni çok yakınlarda Evet. baktık. Esra, sen hemen gönderiyorsun da azıcık yakınlarda baktık sana. Yoksa daha bir sürü soru cevap var. Daha soru cevap yapabiliriz. Portfolyolarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet, soru cevap da Bu yapabiliriz. arada bizleri YouTube'dan takip etmeyen, abone olmayan kim varsa hemen abone olsun. Bizlere abone olun YouTube'da. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kof Animasyonu. Efendim, beni de takip edebilirsiniz. Ben de son dönemde deneysel animasyon yaptığım işleri paylaşıyorum. Cem işleri yapıyorum. Cem'e gidiyorum. Müzik Cem'i. Neyse. Bir de Cihan'ı takip ediniz. Bu işleri hatırlarsın beraber de yapardık Evet abi, çok bazen. eskiden, yıllar yıllar var. Çok eskiden. Güzel şeyler yapmıştık bazı ünlü sanatçılara falan çalıştığımız olmuştu. Evet abi. Orada şimdi sen tek başına yapıyorsun galiba. Eskiden iki kişi yapılıyordu arkadaşlar bu işler. Abi tek başına iPad'de hem animasyon yapıp hem çizim yapıyorsun. Önceden ayrıydı. Ben iPad'i hiç bakmadım ya.
O iki kişi olması ve oradaki güzel sinerji falan çok hoşuma gidiyordu. Tek başına olunca beni pek şey yapmadı. Açmadı. Yani böyle ilgimi çekmedi yani. Bakmadım açıkçası. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Açmadı diyemeyeceğim Aha. de ilgimi çekmedi diyebilirim yani. Güzel abi, yine fena değil ya, değişik bir kafası var. Kötü yönleri de var ama değişik bir kafası var, farklı. Ben tavsiye ederim. Yanına en azından şey seni hype'layacak falan bir arkadaş götür ya falan, böyle ne bileyim, arada böyle işte fikir olarak falan katkısı olabilir bilmem ne, hem de işte şey o şey sinerji diyeyim yine, yani güzel Evet. oluyordu. Şöyle mi yapsak falan, anlık bir şeyler çıkması falan filan böyle. Yine çıkıyordur tabii ki, elbette çıkıyordur da. Merak edenlere de ekranda highlight ettim Tech Tool diye. O Tech Tool'u araştırabilirler. Canlı animasyon programı ama iPad'e ihtiyacınız var. iPad'iniz varsa işe yarıyor. Abi bir portfolyo geldi. Gel bakalım ona. Tamam, bakalım tabii ki. Berke Çavuşoğlu'ndan geliyor. Berke Çavuşoğlu, iletişim ve sipariş için DM Digital Painting MAU, Mimar Sinan MAU ne abi? Maltepe yo ne MAU? Ben bilmiyorum şey, üniversite kısaltmalarına çok Abi ben hakim de değilim. hakim değilim Çok ya. fazla oldu çünkü. Ben de hakim değilim ya. Dur bakalım. Daha iyi kısaltmalar bulsunlar üniversiteler bence. Yani bazılarınınki zaten birbirinin aynısı falan böyle. Şöyle bir genel bakalım abi. Evet. Genel inceleyelim. Bir başlangıç seviyede bir portfolyo abi bu. Benim gördüğüm kadarıyla. Konsept art'a dair arayışlar var. Evet. Mesela evet, tam o şey, o benim de ilgimi çekti mesela. Ama bilmiyorum, bir yerden bakarak mı yaptın acaba bunu? Çünkü diğerlerinden biraz daha seviyesi ileride gibi. Kendini geliştirmiş olabilir belki arkadaş. Son posta. Yani evet, olabilir tabii ki. Şey şöyle, şu anlamda dedim ben. Diğer mesela, o zaman şöyle söyleyeyim. Portfolyosuna diğer yüklediği işler mesela bu gibi, işte diğer kadın kafaları gibi. Burada bir kompozisyon falan yok. Böyle sadece bir karakteri koyduğun işlerde bence eğer gerçekten etkileyici olmasını istiyorsan o karakterin ifadesini gerçekten çok iyi verebilmen lazım. İşte duygu durumunu, ruh halini falan çok iyi verebilmen lazım. Mesela bu arkadaşın renk kullanımı hoşuma gitti benim, ama biraz belki bu stilistik bir seçimi, kendi seçimi, ama biraz çamurlaştırmış yani. Daha böyle bazı net olması gereken yerler var. Bazı işte daha blurry olması gereken yerler var. Mesela bunlar için şu an gösterdiğin için böyle bir şey söyleyemeyeceğim de, o işte portreler için mesela işte net olması gereken yerlerini daha net yapsın. İşte ne bileyim şey, kenarda şöyle bir şey vardır ya, işte keskin kenar, gradient kenar. Bir de Lost Edge diye bir şey vardır. Mesela bu gösterdiğin karakterin sol üst kısmı, kafasındaki kapşonunun işte Lost Edge gibi oluyor. Ne bileyim işte şey, yani bu tabii sadece kapşonu için falan değil. Burnu için mesela diyecek olursak, ben burnunun şeklini anlayamıyorum Evet. karakterin. O da bir kırılmaya yol açıyor bakarken. Bu tarz şeylere çok dikkat etmesi gerek yani. Öyle şeyler o konuda biraz daha çalışması lazım herhalde. Çünkü bakacağımız zaten sadece suratı var. O zaman suratının mükemmel olması gerektiğini düşünüyorum yani. Abi bir suratlarda ilerleme olmuş. Bak, yeni işi, yeni koyduğu iş daha kötü gibi, eski iş daha iyi, şu iş daha iyi gibi.
Ne diyorsun? Bu bence böyle biraz acemilik hatası. Mesela bunda da biraz var. O bir önceki, bir sonraki oluyor galiba. Daha sonra koyduğunda da biraz var. Çok fazla surat var abi. Yani surat biraz olması gerektiğinden daha büyük galiba. Yani özellikle de suratın burun ve burundan altta kalan kısmı. Bu oranlar mesela bunun aslında çok metodik yaklaşımları var. İşte suratı üçe bölüyorsun. İşte ortası burun, üstü alın falan. Mesela bu anlamda işte üçe böldüğümüzde doğru olmadığı için hemen gözümüze yanlış geliyor. Birazcık garip geliyor gözümüze. Anladım. Mesela burnundan altı çok uzun. İşte burnu yani orta uzunlukta, alnı ise çok kısa oluyor falan böyle mesela bu şeyde. Bunlara falan dikkat etsin. Mesela orada oranları biraz daha düzeltmiş bir sonraki koyduğunda. Ama herhalde bıkmış, o kadar çalışmamış. Öncekinde mesela dokusu bilmem nesi daha güzel. Renk işte çok fazla renk var. Kullandığı işte saçlarda daha iyi detaylar var. Ne bileyim. Burnu mesela bunun çok güzel ama çok büyük. Böyle. Burcu çok güzel ama çok büyük. Bir konsept arta doğru gitmeye çalışan bir portfolyo var. Bu konsept Evet. arta doğru gitmeye çalışan portfolyonun detay kontrolüyle ilgili sıkıntılardan bahsettin abi. Oran Evet. Ben orantılarıyla. başarılı bir portfolyosun açıkçası. Sadece daha çok daha fazla işte pratik yapmaya ihtiyacı var. Mesela burada ya şu ana kadar karakterlerde bir yere kadar getirmiş ama mekanlarla ilgili büyük sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Bu mekanı biz Bir de yine netlik sorunları var. Mesela karakterler de net değil. Burada mekan da net değil. Belki mekanı net yapmayıp karakterleri net yapsa o zaman daha iyi olabilir de. Ya da tam tersi, karakterler net değilse mekanı net yapsa falan böyle. Mekanla ilgili sıkıntıları olduğunu düşünüyorum ben. Buradaki gördüğümüz mekan bizi böyle bir sıkıştırıyor, bir basıyor. Mesela bu arkada sütunların olduğu yüzey adamı o kadar yakın hissediyoruz ki arasındaki mesafeyi açamamış durumda burada. Evet. Bir de perspektif çizgileri doğru değil gibi görüyorum. Ben mesela özellikle arka pencerenin işte ne bileyim sütunların falan onları şimdi dijital dünyada aslında bu anlamda daha şanslıyız. Eğip Doğru. bükebiliyoruz, transform yapabiliyoruz falan Evet. filan. Onları belki öncesinde daha işte düz çizgilerle dijital dünyanın imkanlarını kullanarak falan daha iyi oturtursa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Sanki şimdi mesela yuvarlak bir odada değiller orada da bir tarafı düz bir tarafı yuvarlak falan gibi bir odadalar yani. Evet. Kubbede mesela iyi yükselmiyor. Kubbede bize Evet. bir baskın şu. Ve iki tarafı eşit değil kubbenin falan böyle yani bir tarafı sanki daha basık gibi falan böyle. Yani bu tarz şeylere maalesef çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle işte Konsept art böyle dünyasında mesela. background'u evet background'u çok önemli olan kompozisyonda böyle işler yaptığımızda. Yani ama mesela şeyi sevdim. Işığını, kullanışını işte şu elf gibi olan ya da druid mi artık ne o işte falan da yok daha yukarıdaydı ormanın içinde Ha olan evet, var bu ya. fena değil. Evet mesela o işte falan ışığını kullanışını renkleri kullanışını falan çok sevdim. Şu işte uçuşan yapraklar falan onlar falan çok güzel bence. Biraz şey sanırım bize doğru rakursili olan dizinde yine böyle bir karmaşıklaşıyor işler ama belki oraları mesela yapamadığı yerleri daha karanlıkta bırakarak falan da hani kısa yol önereyim yani. Hani Tamam. yapamıyorsan daha az göster oraları, daha karanlıkta bırak falan böyle.
O şekilde falan da çözebilirsin yani. Belki de bu kadar kompleks bir şey yapmadan önce daha basit bir şeyler deneyerek falan da bazı temel işte oturtmakta zorlandığı şeyleri daha iyi oturtabilir. Belki genel olarak renklerinle ilgili şeyleri beğeniyoruz. Renklerini beğeniyoruz ama karakterlerin bedenleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Kadrajla olan ilişkini biraz daha düzenlemelisin. Mekanlarla ilişkilerini biraz daha düzenlemelisin. Bu anatomi meselesi yine gündemde. Bu ilaçlarını verdik. Cihan'dan da ilaçlarını aldın. Bir 6 ay kullan. Ondan sonra görüşelim diyorum. Aynen. Aynen. Böyle geri dönenler mesela çok iyi oluyor. Ben de sizin yayınlarınızı hemen hemen her hafta takip ediyorum. İlaçlarını kullanan ve geri dönenleri görmek çok güzel oluyor bence. Bunu yapan arkadaşlar varsa işte göndersinler portfolyolarını. Yani benim olmadığım bir gün göndersinler. Abi henüz 6 aya varmadık aslında. 25 yayın oldu. Evet. 6 kere 4 24. Neyse tam 6 ay 6 ay gibiyiz. Henüz tam olmuş abi 6 ay. Biz de geri dönüp baksak şeylere ilk kimler gelmiş, şu anda neler yapmış bir hesabını sorsak. Ne dersin? Salla. Yani Alper tabii ki daha hakimdir bu konuda. Sen de zaten hakimsin. İşte sizin ikinizin olduğu bir akşam eğer geri dönecek kendinde o cesareti Cesareti gören görenler arkadaşlar gelsin. varsa bekleriz. Biz de zevkle izleriz yani. Ben hep izliyorum zaten. Geçtim abi yeni bir portfolyoya. Geçiyoruz. Orçun Sayın. Orçun Sayın Motion Designer, Illustrator Sayın Orçun et Gmail. Peki abi Tamam. şöyle bir gene. Ben kendi bilgisayarımdan da açayım bunu. Çünkü Motion'a bakacaksın. burada evet işte yani senin bana gönderdiğin işte screen'de motion'ları göremiyorum ben maalesef. Peki abi, şöyle izleyelim o zaman neler varmış. Pen Global. Okey. Güzel, temiz. Küçük sorunlar Küçük yaşıyorum ben. sorunlar. Çözemiyorum Evet bunları. abi, sorunlar her zaman var. Evet. Ya bir önceki de Ufak fena değildi. sıkıntı. Gel sen benden de izlemeye devam et. O tavuk. Tamam, ben zaten şu anda mecbur senden izliyorum. Diğer ekranımda işte açmaya çalışıyorum ama açamıyorum Anladım. maalesef. Niye olduğunu anlamadım. Allah Allah. Neyse. O zaman sen biraz daha tek başına yorum yap. Ben de görebildiğim kadar söyleyebileceğim şeyler olursa Tamam. söyleyeyim. Buradaki tavuk animasyonu fena değil ama silüet değerde şu ikinci oturduğunda şuradaki iki şu silüet değeri çok bir öncekinin aynısı. Daha farklı, daha uç, daha değişik bir silüet değere gidip o horozun coşkusunu yaşatıp ondan sonra logoya bağlasaydın daha doğru olurdu. Böyle biz ortada aynı lekeyi izliyoruz sürekli. O yüzden sıkıntılı buluyorum. Ama karakterle ilgili animasyon tatlı, horozla ilgili animasyon tatlı. Böyle bir şey denenmiş. Vallahi hacim olabilir. Fena değil ama başlangıç seviyede olduğu hissediliyor. O da şu bacakların uyduyla olan durumundan ötürü bu bacakların yerleşimi. Çünkü bu bacakların yerleşimi şu arkadaki kanatla ilgili de sıkıntı yaratıyor. Burada minicik bir üçgencik oluşturuyorsun falan. Burası daha yeri var bunun. Showreel var abi. Showreel'i izleyelim. Mobilden bakacağım mecburen de. Orçun Sayın mıydı? Evet abi Orçun Sayın. Tamam. Ben de açıyorum Showreel'ını izleyelim. Güzel uçağa dönüştü. Tut 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 tut. Eller Evet, de fena değil. geçişlerinin genel olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şeyleri de kendisi yapıyor herhalde. İllüstrasyonları da yani animasyon Aha. asetlerini de kendisi yapıyor herhalde.
Şu köpeğin animasyonu Animasyon tarafında daha güçlü olduğunu düşünüyorum arkadaşın hmm. yani. Şey, illüstrasyon tarafı. O anlamda kendini geliştirebilir belki. Herhalde onun ilacı da daha çok çizim yapmak falan oluyor, değil mi yani? Abi iki tarafta da geliştirsin kendini. Asetini güzel yapan, animasyonunu iyi yapan insanlara hep ihtiyaç var. Ancak Showreel fena değil. Köpekten Evet, bence de bu güzel. baştaki köpekten köpeğe geçiş şu geçiş bayağı iyi duruyor. Bakayım. Evet. Sonra bu Yo, şey çok güzel bağlamış Hı bence hı. Showreel'ını. Değişik işte yaptığı işleri birbirine çok güzel bağlamış yani. Takdir ettim açıkçası. Çok iyi fikirler falan var burada. Uygulama anlamında her zaman hepimizin kendini daha fazla geliştirecek şeyi var, yeri var, boşluğu var yani. Kendini geliştirmeye devam ederse çok hatır sayılı işler yapabilir diye düşünüyorum. Ki zaten deniyor da gördüğüm kadarıyla. Diğer işlerine de bakıyorum yani. Eline kendisinin gerçekten güzel şeyler çıkarmış. Çıkarmaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Bu köpekli işler güzeldi hacım. O fena değildi. Şeye doğru devam edelim. Bu Breaking Bad'ler çok iyi çalışmıyor. Buradaki stilizasyonu biraz Evet. demode bir stilizasyon var burada. Bunlar biraz eski kalmış hacım. Evet. Orçun. Bunlar bir tık eski kalmışlar. Ya köpeklerin animasyonların olduğu çizim de dünyası da bir tık eskiydi aslında. Görsel lezzetler bir tık eski kalmış ama animasyon iyi çalışıyordu. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. O mesela köpeklerde Breaking Bad için söylemeyeceğim de köpeklerde falan hala da ekmek var. Öyle mi diyorsun? Oradan mesela free iş alabilir, işte paralar kazanabilir bilmem ne ama yani çok uzun da sürmeyecektir bu. Hani eğer şey yapmak istiyorsa daha gelecekte de bu alanda işte iş yapmak istiyorsa daha geliştirmesi lazım kendine şey. Özellikle görsel dünyasını. Kalemi biraz tazeleştirmesi lazım, değil mi abi? Kalem biraz eski. Evet, aynen. Sen daha iyi söyledin. Ben de bunu kastetmiştim aslında yani. Evet. Şunu izleyelim bir de. Burada daha taze bir dünya var sanki. Ben de hemen bulmaya çalışıyorum da telefona bakıyorum o yüzden. Bu daha tazeydi ya. Evet, mesela bu bence işleri arasında yine öne çıkan işlerden bir tanesi. Animasyonu da Evet. güzel. Karakteri de sevdim. Evet, daha taze renk dünyası da daha doğru. Gel abi bir Santa. Her illüstratör hayatında bir Santa çizmiştir. Evet abi çok güzel, başarılılar ama eskiler, demodeler. Orçun. Evet. Bir de biraz maalesef eksik kalıyor. Böyle şey sadece kızak koyunca Santa deyince işte geyik de var bilmem işte uçması gerek falan filan diye düşünüyorum yani. Ama onun dışında şey animasyon iyi. Ama dediğin gibi eski yani. Şuna da bakalım abi. Artık Tamam, bu ilk çalışmalar, ilk çalışmalara gittim abi. İlk evet. çalışmalarda konuyu öğrenmeye çalıştığı belli. Daha alanı tanıma, malzemeyi tanıma gibi bir şey var. Sonlara doğru After Effects'le, compositing ile ilgili, karakter tasarımıyla, pardon, karakter animasyonuyla ilgili güzel çözümlere gelmiş ama eskisin Orçun. Bu kalemi bir tazelemen, biraz da animasyonlarda artık derinleşmeye ihtiyacın var. Animasyonları başlangıç seviyesinin ötesine taşıyalım. Çizimleri de modernleştirelim. Şey, spesifik bir ilaç tavsiye edecek olursam mesela şu Ben Marriott var ya, Ben Marriott mu Evet, ne bir evet, adam evet, var ya, evet. bir motion designer. Hı. Onun kanalında enteresan şeyler yapıyor. Mesela işte şu anda işte Fiverr falan gibi sitelerde çok ucuza animasyon falan da yaptırabildiğin için mesela işte
50 dolarlık animasyon yaptırıyor, 250 dolarlık yaptırıyor, 500 dolarlık yaptırıyor, 1000 dolarlık yaptırıyor. Aynı animasyonu farklı fiyat işte baremlerindeki işte animatörlere yaptırıyor falan böyle işte. Mesela burada bak mesela orada var işte 40 işte 520 bak iPad 6 Animators on Fiverr mesela o video çok anlamlı ve iyi bir video işte şey hani kendini nerede görmek ister falan böyle işte gibi oluyor insan yani hani ne kadar geliştirmeliyim ki kendimi ben de bu fiyatları verebileyim ya da işte ben şu an bu baremin işte neresindeyim falan filan onları görmeni falan iyi anlıyor yani. Evet. İyi sağlıyor. Evet. Evet. Ben Marriott o kanala bakabilir. Bence güzel tipler de veriyor. Bu kanalı biz tavsiye ediyoruz herkese. İzleyin bizim izlemeniz gereken 5 YouTube kanalından birisi listemizde 5. sırada. Evet, bir Kof Animation. Bir bizi izleyeceksiniz. Şu anda abone olmayan varsa hemen abone olsun. Ya az önce çok acayip tipler geldi. Burada küfürleşip gittiler. Evet ya, chat'e ben de bakıyorum da yani o internetin hani ne bileyim kaçınılmaz bir tarafı yani böyle yapacak pek bir şey yok tamam diyor. Böyle bakıyorum evet böyle insanlar var ya yani, ne yapalım. Orçun canları sıkılıyor abi. Çok evde kaldık falan. İstanbul'da havalar da soğudu. Sizin orada hep soğuk evet. Ama burada şimdi havalar da soğuyunca şey de azaldı. Dış çıkma olayı da azaldı yani. O yüzden de oluyordur herhalde. Orçun ilacını verdik. Bu ilaçları kullan. Bir 6 ay sonra görüşelim. Parıltılı bir şey var buralarda. Merakla bekliyoruz. Bir yeni portfolyo daha buldum. Bakalım. Eren Kenar diye. Yeni portfolyolarınızı gönderebilirsiniz. Bak şimdi çok az şey çıktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bir arkadaşımız. Yeni mi girdin evladım okula? Hiç mi iş yok? Ha? Çok başlangıç abi. Şimdi buna ne diyelim ki biz? Bir iki sene okulunu devam. Oku. Devam. 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 Eren devam et sen bu işleri. Biraz daha devam. Biraz daha devam diyorum. Follower kas. Daha fazla follower'ın olursa devam etmeden de iş alabilirsin. Follower kas kanka. Ay ay. Abi portfolyolar şu anda bu kadar. Gelirse yine döneceğim. Aynen. Soru cevap falan olsun. Soru cevaba gidelim. Soru cevaba bakalım abi. Soru cevaptayız. Bir dakika ben de ekranlarıma ulaşıyorum. Dur ya bir dakika. Dur soru cevapta senin ekranın nerede? Abi bir saniye. Soru cevapta seni göremiyor insanlar şu anda. Bir saniye. Oldu mu? Yes. Oldu ama yönü ters oldu. Evet bir takım teknik aksaklıklarımız da yanımızda getirdik. Olsun sorun değil ya. Abi Alican K'ye demiş ki portfolyo... Ne diyorsun Alican K'ye? Nelere dikkat etmeliyiz diyor. Ya biz bunu çok konuştuk. Bu aynı soruyu bir daha defa cevaplamayalım evet abi gel. Bir kere cevaplanmış. İnternete Google'a yazsın. Bu soruyu. Buraya yazmasına gerek yok. Şu soruyu da ben hızla cevaplayayım. Diğerine geçelim abi. Bu çünkü yanlış bir soru. Aynen. Başkasının animasyonunu incelerken nasıl yaklaşmalıyız? Çizim gibi aynısını yapmaya çalışmak çok zor ve anlaşılmaz. Abi bu yalan. Yanlış bu. Böyle bir şey yok. Başkasının animasyonunu taklit etmeye çalışmak, üzerinden çizmek değil ama taklit etmeye çalışmak doğru bir egzersizdir. Çok zor olmasının sebebi de bir şeyler öğreniyor olmandır. Öğreniyorsan zorlanıyorsundur. Zor bir şeyleri yapıyor olman lazım. Rolando 38. Kolay şeyleri yaparak maalesef olmaz. Ne öneririm? Aslında yani hayır yapmam dediğin şeyi yapman gerektiğini öneririm Rolando. Geçtim bunu da.
Abi bu soruyu da geçiyorum. Bu da bunlar arada bazı sorular patates. Sana şu soruları getirdim. Gel Ali demiş ki bedava iş yapmalı mıyız, deneme işi yapmalı mıyız? Ne diyorsun abi? Şey diyorum, ben kendi uyguladığım pratiği söyleyeyim. Bedava işi hayır işi olunca yapıyorum. Bilmem işte şu anda aklıma ne geliyor. Atıyorum insan hakları için bilmem ne derneğine, Birleşmiş Milletler'e falan öyle bedava işler yapıyorum. Onun dışında çok yapmıyorum yani. Birleşmiş Deneme işi Milletler. yapmalı mıyız? Burada da tartmalıyız yani deneme işi yapıp yapmayı istemediğimize karar verirken mesela proje çok iyidir işte deneme işini yaptıktan sonra ne denir alacağın ücret çok iyidir ya da işte sana başka faydaları da olacaktır bu zamanlarda ben de yapıyorum tabii ki deneme işi yani ama deneme işi yaparken bence şansımızı zorlamalıyız. Öyle bir tüyo verebilirim. Ücretli deneme işi yaptığımda çok oluyor. Yani ücreti konuşalım o zaman falan diye. Deneme işi yapar mısın? Evet, ücreti konuşalım o zaman falan diye şansımızı zorlamalıyız. Anladım. Türkiye'de bile böyle şeyler olabiliyor yani. Öyle bir tüyo verebilirim. Buna bir tüyo da bizim taraftan verelim. Arkadaşlar, videonun açıklama kısmında bedavaya iş yapmalı mıyız diye bir link var. Daha önceki haftalarda biz bu soruyu cevaplamıştık. Oraya gidip bakabilirsiniz. Nasıl ne cevap verdiğimizi. Cihan'ın cevabı bu şekilde oldu. Biz daha önceden bu soruya başka cevaplar vermiştik. Geçiyorum abi o zaman başka soruya. Şey şöyle bir soru var. Hiç internette otel aradınız mı? Abi aradım, evet. Ben de aradım abi. Gerçekten hiç internette otel aradık arkadaşım ya. Evet. Hatta Booking Yani. Türkiye'den çekilmek zorunda kalınca da çok acayip saçma oldu. Üzüldük de Üzüldük de. yani çekilmek zorunda kalmasına. Üzüldük de yani, keşke çekilmeseydi. Abi diğer sorular var. Şöyle dilimiz döndüğünce hızlıca cevaplar verelim. After Effects biliyorum. Fotoğraftan Instagram hikayesi yapabiliyorum. Nasıl animatör olurum? Hacım bizim kanalımızı izle. Portfolyonu gönder. Daha önceki videolarımızı izle. Çok büyük ipuçları verdik. Şimdi onu sıfırdan başa sarmayalım. İngilizce biliyorsanız birçok tutorial bulabilirsiniz bir de. Yani Türkçe daha az tutorial var maalesef ama İngilizce biliyorsanız birçok tutorial bulabilirsiniz bu konuda. Şimdi nasıl rahat frame by frame yapılır diye sormuş. Rotoskop. Rotoskop. Doğru, Ben rotoskop. şöyle yapıyorum. Ben de frame by frame yapmak zorunda kaldığım zaman da ben genelde hayvan animasyonlarını frame by frame yapmak zorunda kalıyorum. Çok absürt animasyonlar olduğu için ve de işte rig'le falan çözemediğim şeyler olduğu için genellikle YouTube'dan video arıyorum. Onları şey yapıyorum işte kiyiliyorum gerekirse ya da işte düzgün video bulursam onu alıp onun üstünden en iyi kısmını alıyorum, loop yapabileceğim. İşte çoğunu üstünden çiziyorum. Sadece loopları bağlamak için ekstra bir efor harcıyorum. O şekilde yapıyorum yani. Abi çok güzel cevapladın ya. En rahat böyle yapılır gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Desen bilgisi animasyon için ne derece önemlidir? Çok. Çok. Bu kadar. Güzel. Hangi yeteneklerimize göre key, in between, clean up ve rough animatör olmaya karar verebiliriz? Bu konuda ben cevap veremem. Buna sen cevap Tamam. vermelisin. Abi bu konuda Ben animatör değilim çünkü. tamam. Mecburi olarak animasyon yapıyorum. Abi bu konuda EMN, SKZ bir kere sen karar veremezsin. Buna senin direktörün, art direktörün, kimse başındaki adam o karar verir. Ve de bu söylediğin her şey tecrübeyle orantılı. Mesela en dandik in between'cidir. Pardon, hatta en dandik clean upçıdır. İşi en low level'da giren adam clean upçı. Ondan bir iyisi in between'ci.
Ondan bir iyisi ama... Rafçı, ondan bir iyisi key animatördür. Evet abi. Clean up falan zor işler aslında. Yani bunda biraz tamam dandik bir iş, haklısın. Hı hı. Ve daha low level bir iş ama tecrübe isteyen de bir iş yani clean up. Hacım böyle haklısın. Clean upçı olarak başlayamazsın bana sorarsan yani. Haklısın abi. Clean upçı olarak başlayamazsın ama clean up'ını ya atamıyorsan hani in between'ci, rafçı, key'ci olman da zor. Bu böyle evet, şeyden giriyorsun yani. Clean up işi zor abi gerçekten. İnsanlar sanki hemen ben de clean up yapabilirim zannediyorlar. Biz çok clean upçılar denedik. O çizgiyi, o kaymak gibi çizgiyi atmak, o çizgiyi frame'lerin arasında devamlılığını sağlayabilmek ciddi iş. Katılıyorum sana. Ama mesela şu var abi, kötü in between'ciyi iyi clean upçı kurtaramaz. Evet, haklısın. Haklısın, tamam. Dediğim gibi, ben animatör değilim. Ama animasyon işi gerçekten çok efor isteyen bir iş, çok tecrübe isteyen bir iş. Hı hı. O yüzden eğer animasyon yapacaksan ve böyle sel ya da işte frame by frame animasyon yapacaksan çok pratik yapman lazım. Onu söyleyeyim yani. Herhangi bir tanesi için çok fazla pratik gerekiyor yani. Abi bir takım sorular var ama bunları biraz bekletiyorum ben. Şeye geri geçelim istiyorum. Portfolyoya. Şu. Hoppa. Yeni bir portfolyo daha geldi. Soruları soran arkadaşın portfolyosu. Bize bombalamasyon sorular soran bir arkadaş var. Onun portfolyosu. Barut. Barutçuoğlu Burak'tan geliyor. Abi çok başlangıç, çok hobi bir yerdesin sen Barutçuoğlu Burak. Tahmin ediyorum yaşın da küçük senin. Sen yani sevdiğin şeyleri çizmeye devam et burada. Evet, üretmeye devam. Üretmeye devam. Sevdiğin şeyleri üretmeye devam. Kahramanlarını bulmanı tavsiye ederim sana Burak. Kahramanlar nedir? Kahramanlarla ilgili neler yapmalısın? Eski yayınlarımıza bak. Eski yayınlarda bununla ilgili çok bahsettik, çok konuştuk. Kahramanlarını bulmalısın diyorum sana Burak. Bütün o sorduğun soruların cevaplarında adım adım ilerleyelim. O kadar bombalamış ki. Bak geleyim abi Burak'ın sorularına. Hazır portfolyosuyla beraber Burak'ın sorularına da gelelim. Şöyle bak, karakter tasarımında genellikle yapılan hatalar nelerdir, nelere dikkat etmeliyiz? Hızlı bir şey söylemek gerekirse kötü silüet değer diyebilirim ben. İyi silüet değer çıkarmak çok önemli. Kötü silüet değer çıkartılan karakter tasarımları pek çalışmıyor. Sen ne dersin abi bir cümle? Yani aslında söylediğine katılıyorum. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yani şey, raflarını daha çok deneme yapsınlar. Ne bileyim. Hani detayına girmeden önce... Hı hı. Karakteri işte şey yapmadan önce, işlemeden önce daha böyle şey olan, nasıl diyeyim, hızlı hızlı çok deneme yapsınlar, onların arasından seçsinler yani. Tamam abi, geçiyorum. Bir animatörün kesinlikle bilmesi gereken bir kitap, site vesaire şey nedir? Hmm. Abi burada şey var ya, Animators Survival Kit var. Evet. Drone to Life var herhalde. Evet, yine. Drone... Daha önceden de bunlar şey konuşulmuştu. Evet. Bizim eski yayınlara baksın. Bizim arkadaş. Eski yayınlara bak Burak. Senin ilacın hep eski yayınlarda. Bu iki kitabı da evet. Arayabilirsin. Burak'tan... Ya bu yayınlar aslında şey oldu. Yani böyle gerçekten zamanını ayırıp izleyene çok fazla şey öğretebilecek bir bilgi kaynağı haline geldi yani. Birçok böyle soruya defalarca cevap verildi. Her seferinde bir şeyler eklendi falan yani. Evet. Böyle o kaynakları eski yayınları izleyerek 10 tane, 20 tane çok güzel kaynak bulabilirler. Burada freesounds.org diye bir site vardı yanılmıyorsam. Ama Free Sound diye aramalısın. Sevgili Burak, eğer İngilizce aramıyorsan internette bunlara ulaşabilmen çok zor abi. Bunları İngilizce aramalısın. İngilizce bakmalısın bu işlere. Evet.
BBC'nin de güzel bir ses arşivi var ama sanırım kişisel projelerde kullanabiliyorsun sadece. Commercial projelerde kullanamıyorsun. Ama çok kapsamlı güzel bir ses arşivi var BBC'nin de. Anladım. Evet abi, Burak yine Bu arkadaşın işine bu yarayabilir. arkadaşın işine yarar eminim ki. Burak yine demiş ki bir animasyon portfolyosu hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunu çok konuştuk abi. Bugün defa defa konuştuk. Bunu geçiyorum. Evet. Bir filmin sinematografisini geliştiren etmenler nelerdir? Hacım, burada da kompozisyon bilgini ve Gestalt, aslında Gestalt, o psikolojideki Gestalt'in ve görseldeki anlam kurma biçimlerini incelemene ihtiyaç var. Burak, sen demişsin. Doğrudan bununla ilgili kaynaklar da bulabilir. Doğru. Sinematografiye dair işte metodu da var yani bu işin. Onları araştırabilir, kitaplarını okuyabilir. Ne bileyim yani dünyadan çok fazla çok iyi sinematografisi olan yönetmen geçti ve hala yaşayanlar da var falan. Onların da yüzlerce incelemeleri var. YouTube'da da bir sürü kanal bulabilir falan böyle işte bu Evet. konuda. Evet. Burak, epey bilgi var. Sen hepsini bir arada böyle hamburger gibi sıkıştırıp art diye yemeye çalışıyorsun. Adım adım gel. Öyle bir pil yok yani. Bir anda bir hap yuttum ve sinematografiyi öğrendim. Bir tane siteden ya da bir kitaptan falan gibi bir şey değil de senin zaman ayırıp araştırman gerek bol bol. Abi aynen. Hacım, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyorum. Portfolyolarda tükendi. Olur. Tamam. Bence de uygun. Ben de uzun zamandır bu kadar çok konuşmamıştım. Evet. İyi oldu. Teşekkür ediyorum hacım, katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de teşekkür Pro ederim. bir portfolyo nedir? Bize burada çünkü çok eleştiri geliyor. Ya hiç kimseyi de beğenmiyorsunuz arkadaşım. Yani şey nedir? Beğenilecek iş nedir falan diye sorular geliyordu. Onlara da bir cevap olsun. Neyi beğendiğimiz, neyi beğenmediğimiz bence bayağı aşikar. Pro bir insanın portfolyosunun Çok teşekkürler. farkının ne olduğunu yayını takip eden arkadaşlar direkt hissetmiş olacaklardır. Hissetmeyenler de önceki yayınlara gidip baksınlar. Şey diyeceğim, bu Instagram'ım değil de Upwork diye bir site vardır Evet. ya, orada da bir portfolyom var benim. Orada biraz daha ticariye yönelik, mesela burada işte NSFW olan işler falan orada yok ama işte Instagram'a Beyoncé yükleyemediğim başka işleri falan yükledim oraya mesela. Orası daha az bulunuyor, görülüyor diye. O işte Cihan G. Şu mu? Grow Your Business. Evet, aynen o. Dur abi, gidiyorum. Da mesela Upwork'te çalıştım ben. Birebir böyle Upwork'tan birisini sana işte atıyorlar diyeyim yani. O mesela sana bir takım taktikler veriyor işte. Bu başlığında nasıl yazmalısın? İşte bu küçük cover kısmını nasıl yazmalısın? İşte bilmem portfolyona neleri koymalısın falan filan diye. Sen şimdi tabii sadece logged in olmadığın için daha detaylısını göremiyorsun ama hani burada mesela başka portfolyo şeyleri de var. İşte itemlarım da var. Onlara falan da bakabilirler. Abi evet, bunu da belirtmiş olalım. Upwork'ten Cihan'a da ulaşabilirler. Ya burası daha pro bir portfolyo oluyor bana sorarsan. Çünkü ben buradan çalışıyorum yani. Ve işte yani profesyonel yaşamımı kazandığım ve devam ettirdiğim yer burası. Burada bakarlarsa benim ne yaptığıma dair bir fikirleri daha iyi olabilir. Nasıl yaklaştığıma işte ya da ne bileyim nasıl işte portfolyo hazırladığıma dair de daha iyi bir fikirleri olabilir. Hangi işlerimi koyduğuma, neleri koymadığıma. Procreate ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Bir arkadaşımız sormuş. Mükemmel olduğunu düşünüyorum. Ama iPad'im yok. O yüzden kullanmıyorum. Ama olsa kullanırdım.
Çok güzel. Son Beşik, hatta daha da güzel. Animasyon alanında da çok geliştirmeye başladı Procreate ve bir takım işte yeni özellikler eklemeye başladı. Efektler işte ne bileyim glitch var, bilmem ne var falan, halftone var, bilmem ne. Bunların çok yani aşırı güzel, kolay kullanımı olan harika bir program olduğunu düşünüyorum ve çok yani profesyonel işlerde kullanan birçok arkadaşım var. Procreate'e ve iPad'e geçtikten sonra bilgisayarını açmamış bir sürü profesyonel illüstratör arkadaşım var yani. Evet, evet abi, illüstrasyon anlamında Procreate çok ciddi bir alan doldurdu. Evet, teşekkür ediyoruz herkese, katılan herkese. Cihan'cığım, sana çok ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bizleri YouTube'dan takip etmeyi, Cihan'ı da Instagram'dan ve Upwork'tan bakmayı unutmuyorsunuz hacılar. Teşekkürler. Herkese teşekkür ediyorum. Alper gibi bekletirim. Alper'imi doldurmaya çalıştım. Sevgiler herkese, iyi akşamlar abi. Görüşürüz.